Isuzu grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz ikinci kesin stop bölgesi olan 85-15 bölgesine yakın hareketleri sürdürdüğünü ve 93-25 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin de direnç konumunu devam ettirdiğini görüyoruz. 93-25 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşip bir önceki kesin stop bölgemiz olan 101 bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 101 bölgesi üzerinde yapacak kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 108 bölgesi yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 108 bölgesi üzerinde yapılacak kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 122-75 ve 130 hedeflerine de gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı en önemli direnç noktası. Geri çekilme güç kazanma durumunda 85-15 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altında kapanışlar gerçekleşirse şablon bölgemizin alt destek noktası olan 81 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu dip bölge olan 65 bölgesine kadar devam edecek geri çekilmelerle karşılaşma ihtimali oluşabilir. Doğaç grafiğinde belirlediğimiz stop bölgesi olan 250 bölgesinin de altına geçiş yaparak haftayı o şekilde kapattığını görüyoruz ve geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürüyor. Yarı yarıya stop bölgesi olarak 244 bölgesini ve 235 bölgesindeki kesin stop noktasını belirlemiş olduk. Bu bölge en önemli destek noktası. Buraya kadar geri çekilme güç kazanma durumu oluşsa da altına düşüşler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketler oluşturma ihtimalini devam ettirebilir. Fakat 235 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere 200 bölgesine kadar devam edecek bir süreçte oluşabilir gözüküyor. Bu bölgede tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi harekette bir önceki kesin stop bölgesi olan 250 bölgesinin üzerine çıkışları sağlayarak 255 bölgesi ara direnç bölgesi ve 265 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 265 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanırsa yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirerek stop olduğu bölge olan 275 ve en önemli direnç noktası olan 300 bölgesine kadar oluşturacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu bölgede 265 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 235 ve alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Ortodografiyi belirlediğimiz 1000 bölgesindeki kesin stop bölgesine geri çekilme durumunu oluşturduğunu ve o bölgede tutunmayı sağladığını görüyoruz. Fakat altına geçişler oluşursa en yakın destek bölgesi olarak 980 ve daha sonra da şablon bölgemizin alt destek noktası olan 945 bölgesine kadar oluşturabileceği bir geri çekilme ile karşılaşılabilir. O yüzden 1000 bölgesi altında kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. 1000 bölgesinde tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 1055 bölgesine kadar devam ederek ara direnç bölgesi olan 1075 bölgesine kadar da bu tepkisi hareketi devam ettirip 1075 bölgesini test edebilir. 1075 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşip yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacağı yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 1165 bölgesine kadar da yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat 1075 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali süreceği için 1000 bölgesi ve özellikle 980 bölgesi altında kapanışlarda mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor.
Kersen grafiğinde 16.35 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde tutunma hareketlerini sürdürerek kısa bir tepkisel hareket başlattığını ve yatmış olduğu zirve bölgesine de yaklaştığını görüyoruz. 18.20 bölgesi. Bu bölge üzerine geçişleri sağlayarak yapacağı kapanışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 19.25 ve yakın hedef bölgemizden 20 bölgesini test ederek yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturarak 22.50 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir. Bunun için öncelikle ara direnç bölgesi ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 18.10 üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak yükselişleri sürdürebilir. 18.10 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştiremeden geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz olan 16.35 bölgesi en önemli destek noktası. O bölge altına geçişlerden sonra 14.65 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra mutlaka stop durumu değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumlarında alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Otokar grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 590 bölgesine yakın hareketleri devam ettirdiğini görüyoruz ve bir önceki stop bölgemiz olan 615 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Daha sonra ara direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz 625 bölgesi var. 625 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir ve 590 bölgesi altında yapacağı kapanışlardan sonra 570 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 552 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 570 bölgesi altında kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yapacağı tepkisi hareketlerde 615 ve ara direnç bölgesi olan 625 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşerek şablon bölgemizin üst noktası olan 640 bölgesi ve bir önceki hedef noktamız olan 650 bölgesini test etme ihtimalini oluşturarak yapmış olduğu zirve bölgesi ve bir sonraki hedef noktamız olan 675 bölgesine tepkisi hareketleri 625 üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirip yeni zirve bölgelerini oluşturma ihtimalini 725 bölgesine doğru gerçekleştirme durumunu oluşturabilir. Tofaş grafiğinde belirlediğimiz ikinci kesin stop bölgesi olan 285 bölgesine yakın hareketlerle haftayı kapattığını görüyoruz ve derinleşerek devam eden süreç oluşursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 277 ve bir sonraki stop noktası olarak 266.50 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumu oluşarak altına geçişlerden sonra derinleşme ihtimalini oluşturacağından dolayı mutlaka 266.50 bölgesinin altında stop durumunu değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimali sürüyor. Yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç olarak 290 ve önemli direnç bölgesi olarak 295 bölgesi ve bir önceki kesin stop bölgesi olan 307 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. 310 bölgesi yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi olarak takip edeceğimiz en önemli direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yatay sürecin veya geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimali sürecektir. 310 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltıcı 320 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi gerçekleştirip 320 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve olan 350 ve daha sonraki hedef bölgesi olan 375 bölgesine yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir.
traktör grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 802.15 bölgesinin altına geçiş yaparak tekrar tepkisi hareketle o bölge üzerinde haftayı kapatmayı başardığını görüyoruz. Fakat geri çekilmenin derinleşerek de devam etme ihtimalini sürdürerek yapmış olduğu dip bölge olan 750 bölgesine kadar devam etme ihtimalini de sürdüreceğini göstermiş oluyor. Çünkü yapacağı tepkisi hareketlerde önemli direnç bölgesi olan şablon bölgemizin üst noktası 870 bölgesi. 870 bölgesi geçilmediği sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 750 bölgesine kadar devam etme ihtimali sürecektir. 870 bölgesi geçirip üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu stop bölgesi olan 915 ve 960 bölgesi ne kadar oluşturacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 870 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yatay sürecin ve geri çekilme güç kazanma durumunun devam etme ihtimali sürecektir. 870 bölgesi en önemli direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge.